Diyalog TV ekranlarından herkese merhaba. 360 derece ile her salı olduğu gibi yine saatlerimiz 15-10'u gösterirken canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün değerli bir konuğum var. İlk kez 360 derecede kendisini konuk ediyoruz. Beğeniyle takip ettiğim birisi. Dün Halkın Partisi 4. yılını kutladı ve yoğun bir kalabalık da oldu BEDES'ten'de. Yılmadan, yorulmadan halk için halkla devam dedi. Biz yarın için varız ve halkın iradesiyle başaracağız dedi. Aynı zamanda da parti başkanlığı ve dışişleri ve başbakan yardımcısı Sayın Kudret Özersay aslında bir yerde de Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeşil ışık yaktı. Bizler de hem bu 4 yıllık süreci konuşalım dedik, hem iktidar sürecini konuşalım, hem de önümüzdeki dönemler için Halkın Partisi'nin ne gibi çalışmaları, planları, projeleri var dedik. Sayın Cale Refik Rogers bugün bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Programın başında belirttiğim gibi beğenerek takip ettiğim birisi. Çok güzel bir eğitim background'unuz var. Bilmiyorum çok fazla programlarda dile getiriliyor mu ama yurt dışında burslu okudunuz ve ben de aynı süreçten geçen biri olarak Amerika'ya bu Fulbright burslarını almanın çok kolay olmadığını, okuduğunuz bölümün ne kadar değerli olduğunu, yaptığınız çalışmaların ne kadar değerli olduğunu tahmin edebiliyorum. O yüzden böyle kişilerin siyasete kazandırılması, ülkenin gelişiminde katkısı olması çok değerli. Çok teşekkürler, sağ olun. Peki önce sizinle başlayalım. Nasıl HP süreci başladı? Siyaset süreci nasıl başladı? Aslında hani meslekten çok alakası olmayan bir durum. Yani işte fen dalından, bilim dalından siyasete nasıl yürüdü Cale Refik Rogers? Tabii ki. Dediğiniz gibi yani 5 sene önce bana sorsanız ya da 5 sene önce bana birisi deseydi 5 sene sonra sen meclisteki 50 milletvekilinden birisi olacaksın derdim ki şaka yapıyorsun. Çünkü herkesin tabii ki belli idealleri, hedefleri vardır ama benimkilerin arasında siyasete girmenin hiç yeri yoktu aslında. Yani aklımın ucundan bile geçmezdi. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde genetik okudum. Önce biyokimya okudum, lisans. Ondan sonra da moleküler genetik üzerine doktora yaptım. 13 yıl yaşadım Amerika'da. Kısa bir de post doktora sürecinden sonra Kıbrıs'a döndüm. Önce akademisyen olarak 3 sene bir özel üniversitede Eczacılık Fakültesi'nin kuruluşunda çalıştım. Ondan sonra da son meclise girmeden önceki 8 senemi devlet hastanesindeki genetik laboratuvarının kurulmasına ve onun çalıştırılmasına harcadım. Özellikle devlet hastanesinde çalışmak aslında beni çok tatmin eden bir şeydi. Çünkü direkt olarak aslında halka hizmet verebildiğimiz çok güzel bir ortam oluşturduk. Güvenilir sonuçlar verebildiğimiz kanser hastalarına veya moleküler viroloji dediğimiz işte hepatit, HIV ile ilgili bulaşıcı hastalıkların moleküler testlerini yapıyorduk orada. Ve iş ortamı olarak aslında beni tatmin eden bir yerdi ama tabii ki biliyorsunuz ülkemizde kamunun durumu malum. Her gelen sağlık bakanına ben gidip işte bizim laboratuvar bu işe yarar, bunları yapar. Eğer daha çok bütçe ayırırsanız genetik laboratuvarı daha bunları yapabilir, ülkemizde bunları da yapabiliriz diye. Kendimi her geçen sene yeni gelen hükümetlerin sağlık bakanlarına anlatırken buluyordum. Bu da tabii bir süreden sonra insanı yoruyor. Yani laboratuvarı belli bir noktaya getirebildik ama ondan ilerisine gidebilmek için biraz daha fazla vizyona ve bütçeye ihtiyaç vardı. Onu da elde etmek pek kolay değildi. Aynı zamanda Kudret Özersay'la ben İnsan Hakları Vakfı'nın mütevelli heyetinde beraber çalışıyordum. Çok da takdirle izlediğim bir akademisyendi, çalışmalarını takip ediyordum. Birlikte de dediğim gibi İnsan Hakları Vakfı'nda beraber çalışıyorduk. Sonra kendisi Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra ben de eşim de Amerikalıdır, ona işte anlatıyorum böyle böyle birisi var artık bizim de ülkemizde siyasete daha genç, dinamik, eğitimleri iyi olan konusunda uzman insanlar gelsin. Yani umarım işte bu kişi kazanır diye. Çok Avrupalı bir duruşu var yani böyle Avrupalı siyasetçilere çok benzer bir tavrı tutumu var. Evet, bunu ben de anlatınca eşim de dedi o zaman ne duruyorsun git bari yardım et de kazansın daha böyle bir Amerikalı mantığıyla. Dedim aslında doğru yani yardımcı olabilirsem olmaya çalışayım.
Ve Kudret Bey'e ben bir e-mail attım, işte nasıl yardım edebilirim, acaba nasıl destek olabilirim diye. Ve birkaç doktor arkadaşla tanışmasını sağlamıştım. Böylece seçim sürecinde hep yanında bulundum 2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Sonra az bir oy farkıyla kaybedince birinci turda, işte partinin oluşturulmasıyla ilgili bir baskı gelmeye başladı. Esas aslında o seçim toplumdan. Sonucu yani partileşmeye gitti. Hatta HEP'nin zaman zaman eleştiri aldığı bir noktadır. Çünkü bir hareketle doğdu Halkın Partisi. Bence çok değerli bir başlangıç, çıkış noktası var. Ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kudret Özersay'ın yakaladığı başarı ve ben o seçim dönemini hatırlıyorum, burada Diyalog TV'de seçimlerin yorumlarını yaparken Sayın Neşat Akar da aynı şeyi dile getirmişti. Bence bu seçimin kazananı Kudret Özersay'dır diye sonuçlar dışında, yani bir değerlendirme açısından çok değerliydi ama ondan sonra sanki particilik sürecini tam hazır olmadan girdiği gibi bir eleştiri aldı Halkın Partisi. Ama benim takip ettiğim kadarıyla parti kurulduktan sonra partinin tam anlamıyla kurumsallaşması için içeride çok ciddi faaliyetler yapıldı diye gözlemledim. Biraz onları belki hani bu eleştirileri de yanıtlamak adına açıklayabilirsiniz. Evet. Dediğiniz gibi yani o süreçte Kudret Özersay'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde hepimiz de aslında bir avuç bu ülke için bir gaylesi olan, hiçbir şekilde bir siyasi beklentisi olmayan, sadece bu ülkede artık işte daha düzgün, daha eğitimli, daha dürüst siyasi kişilikler tarafından temsil edilmek istenen bir avuç insandı Kudret Özersay'ın arkasında yürüyen. Ve bizim aslında Kudret Özersay'ın o zaman arkasında bir parti desteği de olmadığından dolayı çok ciddi bir oy alması beklenmiyordu. Ve yani hep birçok insanla böyle iddialaştığımı hatırlarım. Yani olmaz, kazanamaz, yapamaz falan. Hayır diyordum ben, yapabilir, yeter ki siz isteyin, yapabilir. Ve nitekim seçimden sonra, seçim sonuçları çıktıktan sonra bana birçok insan gelip ya ben aslında kazanabileceğini düşünmediğim için ona oy vermedim. Oyun boşa gitsin istemedim. İşte keşke verseymişim aslında seçim biraz daha seçimden sonra, Cumhurbaşkanlığının seçim birinci turundan sonra. Çünkü ne kadar seçilmeye yakın olduğunu, yani kazanmaya yakın olduğunu görünce ya da ikinci tura kalma şansı olduğunu görünce aslında pişman olup da bize gelip işte bilseydim bu kadar çok oy alacağını ben de oyumu size verirdim gibi yorumlar da çok geldi. Genel seçimlerde de ciddi bir yani oy potansiyeliyle karşımıza çıktı ve yine şaşırttı aslında Halkın Partisi. Evet, biz tabii o zaman o kadar bir kendimizi kaptırmıştık ki bu şeye. Yani daha da yüksek bir oy oranı alacağımızı düşünüyorduk genel seçimlerde. Ama şu anda bütün gördüklerimiz ve deneyimlediklerimizden sonra siyasetin bayağı bir içine girince, meclise girince, hükümete girince görüyoruz ki aslında yeni kurulmuş bir parti için 9 milletvekili çok iyi bir başarıdır. Aynı zamanda Halkın Partisi başka bir siyasi partiden bölünüp oluşan ya da işte belli bir siyasi figürün ya da işte uzun zamanlardır politikada olan bir siyasetçinin işte soyadını taşıyan birisinin kurduğu bir parti de değil. Yani, değil. Ve transfer de yapmadık dedi dün Sayın Kudret Özersay. Yani transfer yapmadan ve işte siyaset background'u olmadan dediğiniz gibi şunun oğlu bunun kızı diye piyasaya başlamadı. Çıkmadı. Ve ilk seçim, yani biz geçmişte bu anlam planlı döneminde de çok gördük, yeni kurulan partiler, çaplar falan vardı. Barajı bile geçemedi o dönemde. Evet. Yani yeni kurulan partilerden ilgili barajı geçip geçemeyeceği tartışılırken 9 milletvekili çıkarıp iktidara gelmesi HEP için çok önemli bir başarıydı. Bu da aslında seçmenin nasıl bir değişim istediğinin göstergesi oldu bence. Evet, yani hem seçmen açısından değişim isteyen seçmeni hareketlendiren bir oluşum oldu Halkın Partisi. Hem de Halkın Partisi'ni oluşturanlar aslında genelde hiçbir şekilde siyasetle uzaktan yakından alakası olmayan benim gibi, aslında siyaseti içinde olmayı çok da hayal etmeyen ama bu ülke için bir gaylesi olan ve bu ülkenin de gerçekten değişimin, dönüşümün olabileceğine inanan, bunun olması için de elini taşın altına koymak isteyen, aslında kendi işi gücü mesleği olan birçok değerli insanın
oluşturduğu bir parti oldu Halkın Partisi. Aslında dünyada da biraz şimdi bu şekilde, Türkiye'de de mesela baktığınızda başkanlık sisteminden sonra örneğin Turizm Bakanlığı'na bakacak olursanız bir CEO mantığı söz konusu orada. Hani iş hayatında, iş dünyasında mesela ETS Tur'un sahibi biliyorsunuz. Evet. Mesela evet, hani başarılı olmuş, belli bir yere gelmiş. Yani o sektörü yönetmiş bir insanı alıp, yani o başarısını, o birikimini devlet iradesinde de göstermesini bekliyorsunuz. Yani bu aslında evet, bu yeni tren aslında çok daha efektif gibi geliyor bana. Böylelikle hani insanlar, kendini geliştirmiş insanlar, belli bir yere gelmiş insanlar otomatik halk, yani bu devleti, halkı yönetiyor, hükümeti yönetiyor, geleceği şekillendiriyor. Evet. Bu açıdan güzel bir evet, yani tipik bir bence şey değil. Tabii ki bunun verdiği, bu her zaman bizim avantajımıza değil. Bence Halkın Partisi yani hükümette olduğu sürede yaptığı çok iyi işleri mesela çok da iyi PR'ını yapamadı her zaman. Veya işte algıyı yönetmekte Halkın Partisi çok başarılı olmadı. Bu konularda evet, hep öz eleştiri yapıyorum ben. Kudret Bey de biraz çekingen biri. Yani çünkü daha çok yani dediğim gibi hepimiz de böyle çok işinde, gücünde, mesleğinde iyi insanlar olduğumuz için hep siyaset böyle bize verilen görevi en iyi yapmaya odaklandık. Evet. Yani baktığınızda bakanlarımız her bir bakanlıkta çok ciddi icraatlarda bulundular. Yani bunları açıp detaylarında birazdan konuşuruz isterseniz. Evet. İşte bakanlarımız bakanlıklarda gerçekten iş yapmaya odaklandılar. Milletvekilleri mesela hiçbir devamsızlığı olmayan bakarsanız mecliste en az devamsızlık açısından en önde olan parti hep Halkın Partisi oldu. Hep eksiksiz katıldık komitelere, hep eksiksiz katıldık genel kurula. Komitelerde her zaman en aktif çalışan milletvekilleri oldu Halkın Partisi milletvekilleri. Evet. Çünkü gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Bu ülkeye bir şeyler bırakabilmek istiyoruz. Yasamadaki eksiklikleri, yürütmedeki eksiklikleri tamamlamaya odaklandık. Ama işte işin PR reklam kısmında her biraz zaman da o kadar başarılı olmadık. Evet. Dediğim gibi çünkü çok da siyasi düşünerek değil de gerçekten iş yapma mantığıyla, icraata odaklı gittik. Ama şöyle bir söz vardır ya, hani batılı gibi düşünüp Kıbrıslı gibi hareket etmek lazım diye. Ben buna katılırım. Yani işin yani insanlar bunu istiyor. Bu, tabii ki. Bence oy sonucu tabii bellidir ki biz artık, yani özellikle bilgili kesim, kendini geliştiren kesim, belli bir seviyede zekaya, bilgiye sahip, kültüre sahip insanlar daha farklı bakıyor. Ama bu ülkede yaşayan her kesimden insan var. Her kesime hitap edebilmek lazım. O yüzden bazı insanlar daha farklı bir siyaset bekler. Yani o anlamaz yasadan, oradan, buradan, yürütmeden, yönetmelikten, şundan bundan. Yani onun beklediği daha farklı şeyler var. Bence o boşluğu da doldurursa Halkın Partisi, hı hı, tam %100'e ulaşacak ve dünkü şey de çok güzel oldu. Mesela ben beğendiğim, inandığım bir parti olmasına rağmen dün Sayın Kudret Özersay'ın söylediklerini dinlediğim zaman bir kez daha bravo dedim. Mesela dediğiniz gibi işte bugüne kadar, 4 yıl öncesine kadar gördünüz mü diyor bir partinin tüm milletvekillerinin meclise hiç devamsızlık göstermeden katılmasını gibi, evet, evet, bunları gördünüz mü? Mesela hani sözlerinin arkasında durduk diyor ama bunun için bedel ödedik. Evet. Bunları biraz açmak lazım. Çünkü son zamanlarda, yani bu hükümet değişikliğinde özellikle, hem sağdan hem soldan darbe aldı Halkın Partisi. Evet. Yani aslında iyi bir şey yaptı, verdiği sözleri yerine getirdi, tuttu ama bunu anlatamadı. Sıkıntı orada. Evet. Ben bu açıdan biraz da aracı olmak istedim. Yani bunları, hı-hı, halka anlatalım, aktaralım, evet, bu süreci. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Kuruluş süresinden ilgili bir şey de söyleyelim. Dün katılamayanlar, izleyemeyenler belki, hani Halkın Partisi ismi nasıl çıktı? Evet, Halkın Partisi aslında evet yansıtıldı. Halkın Partisi'nin ismi o zaman kuruluş aşamasında. Biz tabii her konuyla ilgili komiteler kurup uzun çalışmalar yaptık. Ben sağlık komitesindeydim örneğin. Ama işte ekonomiyle ilgili, tarımla ilgili, her alanla ilgili komiteler kurularak çalışmalar yaptık. Bir yandan da biz hep bu partinin ismi acaba ne olsun diye partiye de bir isim bulmaya çalışıyorduk. Ve sonunda bir köyden bir kişinin çıkıp da siz madem işte bunu halkı için yapıyorsunuz, halkın içinden birisi olarak gelip, hı hı, bir parti kuruyorsunuz, bu partinin de isminin Halkın Partisi olması gerekir diyerek öyle çıktı.
Çok da güzel oldu bence. Ben yani şunu da tabii ki eklemek isterim. Yani Halkın Partisi'nin ben kesinlikle halktan kopuk olduğunu da kabul etmem. Yani evet. Biz tabii ki işimize çok odaklandık ama evet. Aynı zamanda da mümkün olduğunca da geri kalan tüm boş zamanımızı da gene bölgelerde, köylerde, ziyaretlerle biraz da görev bölümü oldu o konuda gibi hissediyorum ben. Yani açıkçası benim şimdiye kadar gördüğüm en fazla şu an kalan temel çekirdek kadroyu söylüyorum. İçerisinde harmoni oluşturabilmiş bir parti. Genelde partilerde daha böyle hırslar, ihtiraslar, kavgalar, işte ne bileyim arkadan kuyu kazmalar falan bugüne kadar alıştığımız bir siyasi durumdu ama sizde bu yok. Evet. Ve çok ciddi bir iş bölümü sanki gördüm. Örneğin mesela işte böyle direkt halkın birebir, mesela bizim halk ne ister? Örneğin X bir parti başkanına rahatlığından telefonunu çevirip ulaşabilir. Bunu ister. Ya da bir bakana rahatlığından telefonunu çevirip ulaşabilir. Örneğin Gülşah Hanım biraz bu rolü sanki üstlendi. Yani çok böyle halkın içine ve işte böyle televizyon programlarına daha rahat çağırdığımızda çıkabilen, gelebilen, vakit ayırabilen, mesela örneğin bu tarafı bölüştü. Örneğin işte Kudret Bey zaten görevi icabı dış işlerine ve Kıbrıs soruna yöneldi. Ayşegül Hanım yasalardır, işte ülkenin iç düzeninin gelişmesidir, daha çok onlara. Belki onun vakti yok çok fazla halkla iç içe. Aslında Ayşegül, Gülşah ve ben yani hem çok da iyi anlaşıyoruz, çok da birbirimizin yaptıklarını da takdir ediyoruz ve çok hep beraber de birçok yere gidiyoruz hepimiz de. Ve yani hep de söylüyorum, yani biz bence çok şanslıyız. Çünkü dediğiniz gibi hepimiz de birbirimizi destekliyoruz. Hepimiz de bu çıktığımız yola gerçekten inanıyoruz ve partinin başarılı olması için uğraşıyoruz. Her birimiz kendi bireysel şahsi başarısı. Bireysel hırsla çıkarlar yok. Evet, bireysel şeyleri için değil, parti için çalışıyoruz ve beraber de çok güzel bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum ve birçok yere de hep beraber gidiyoruz ve ne mutlu bize ki diyorum. En azından hepimiz aynı zamanda iyi arkadaşız ki bu kadar çok birlikte zaman geçiriyoruz ama bunu da aslında çok da pozitif severek yapıyoruz. Yani üçünüz de. Gülşah gene de tabii ki Gülşah'ın hızına yetişmemiz mümkün değil. O telefonda, mesajlarda, şeyde hiç durmaz. Ama güzel bir şey. Çünkü hani partinin farklı noktalarda aktif olması lazım. Bir kişi her şeyi yapamaz. Evet, yani kesinlikle. Aslında bu da kurumsallaşmanın bir yapısıdır. Doğrudur, yani doğrudur. Ve hani dediğim gibi ihtiraslar olmadığı sürece ya da bireysel çıkarlar, çatışmalar olmadığı sürece çok da sorun olmaması lazım. Zaten herkesin kesinlikle şey yapması. Esas sıkıntı bir kişinin her şeye dalmaya çalışması. O zaman ya da ki daha bunu kişisel çıkar için yapması dediğiniz gibi. Sizde bu yok. Evet. Ayrıca benim HEP'de beğendiğim en güzel taraflarından biri HEP'nin de kadın siyasetçilerin sayısı. Bu gerçekten ihtiyacımız olan bir şeydi. Ben böyle çok kavramlara takılmamayı tercih eden biriyim. Programa başlamadan da söyledik. İşte kadın erkek eşitliği kavramını sevmeyen biriyim yapı olarak. Yok, hiç eşit değildir derim. Kadın bambaşka kadın bir bence biridir. Daha erkek üstünde. Bambaşka. Yani eşitlik meşitlik değil. Ama hak ve imkan ve bu kadın başınalar, kadın halinlere karşı mücadele veren bir insanın, ki bizim toplumumuzda bunun mücadelesi çok daha zor. Çünkü küçük bir toplum ve bazı şeyleri değiştirmek, zihinleri değiştirmek çok da kolay değil. O yüzden hani böyle başarılı kadınlar olması bizleri çok motive ediyor, çok güdülüyor. Çok buna dikkat çektiğiniz için çok teşekkür ederim aslında. Benim de söylemem gerekirdi. Halkın Partisi aslında kurulduğundan beridir doğal olarak bir toplumsal cinsiyet eşitliğinin sembolü şeklinde. Yani Halkın Partisi'nin merkez yürütme organı daha ilk kurulduğumuz zamandan beri 5 kadın 5 erkekti. Ve yani bu aslında zorlayarak, işte onları birilerini zorlamaya koymaya çalışarak olmadı. Bu kendisinden doğal olarak oluştu. Ve seçimlerde de gene milletvekillerimizin %30'u işte doğal olarak seçimlerden kadın olarak çıktı. Ve yani hepsinin de evet güçlü ve çalışkan kişiler. Yani, üç bakanın biri. Evet, ve şu anda kabinedeki tek bakan. Kadın bakan. Çok da başarılı olduğunu düşünüyorum yani yaptığı icraatlarla.
Öyle güzel. Ve bugüne kadar hiç kadın parti başkanı olmamış mesela. Evet. Bu da benim çok dikkatimi çeken bir şey. Evet. Veya bizim hep eleştirdiğimiz bir şeydi. İşte bana böyle de konuştuğunda hep şey derler, siyasete mi girmeyi düşünün falan derler. Hiç öyle bir olmasın. Olabilir evet. Tabii büyük konuşmamak lazım ama benim öyle bir niyetim, ben de arka planda çalışmayı seven biriyim. Yani üretim kısmında, evet. Beyin tarafında, yani beyin takımı olmayı seven biriyim. Çok öyle aktif siyaset tarzım değil ama düşüncelerim bu. Yani kendim için değil, gerçekten toplum için söylüyorum. Biraz daha böyle genç ve dediğiniz gibi 1/3 de değil, hatta yarı yarıya bir eşitlik sağlanır duruma gelirsek, hani bu kadar AB'ye girelim diyoruz, barış istiyoruz, Avrupalı olacak, Euro'lar, şunlar bunlar. Hani işleyişe baktığınız zaman, hani ben şeyde, özel bir okulda çalışırdım. Oradan istifa ettiğimde demiştim ki, ya benim burada 30 sene sonra kamburum çıktığı zaman ancak işte bir belki bölüm başkanı ya da muavin olacağım da şu. Yani mesela evet. Öğretmenlikte de aynı şeydi. Yani evet. Gençlere veya kadınlara idarecilikte çok imkan verilmiyordu. Ben bunu yaşadım, tecrübe ettim. Evet. Siyasette de aynı şey ülke olarak. Yani şöyle. Sizde bu işte ilk defa silindi. Yani bizim partimizde genel olarak bu zaten hiçbir zaman hissedilmiş bir şey değil. Aynı zamanda ben tabii karakter olarak da ben... İki kız kardeşiz biz ve babam, yani oğlu da olmamış ve bizleri hiçbir zaman böyle siz kızsınız yapamazsınız şeklinde yetiştirmedi. Tam tersine, sen yaparsın, sen kendi ayaklarının üzerinde durursun, onu yaparsın, kimseye muhtaç olmazsın falan, bizi hep öyle yetiştirdiği için. Yani benim için hiçbir zaman işte cinsiyet, kimliğim hiçbir zaman önüne geçmedi bir yapmak istediklerimi. Bir de tabii Amerika'da okuduğunuz, onun da etkisi var. Yani var ama ben yani başka bir yerde de okusam çok farklı evet. olmazdı bence. Yani ben onu hiçbir zaman bir limit olarak görmedim. Ama aynı zamanda buna rağmen de gene de tabii ki güçlü kadın örneklerin ya da işte iyi örneklerin en azından çok önemli olduğunu düşünüyorum ben, özellikle siyasette. Evet. Çünkü biz ülkemizde bir siyasi figürü hayal ettiğimiz, yani gözünüzü kapatın ve bir siyasi figür canlandırın gözünüzde dediğimizde, genelde bıyıklı, işte göbekli, evet. Belki işte kırlaşmış saçlı, belki saçları dökülmüş falan, yani hemen bir erkek figürü aklımıza gelir. O açıdan bence kadınların siyasette olması, bu kadınların kendini siyasette kanıtlaması ve örnek oluşturması, bundan sonra gelecek kişilerin siyasete girmesi açısından da yani iyi örnekler oluşturacak ve bir motivasyon kaynağı kesinlikle. Da olacak. Yani birileri yapmış, ben de yapabilirim. Artık sadece siyaset için diyecekler değil. Belki ki bu her alan için tabii her ki alan geçerli. Için örnek evet. olacak. Çünkü sizler evet. göz önünde, toplumun önünde olan evet. insanlarsınız. Yani toplumun şekillenmesi için de bizler de eğitimcilere, mesela ben kitap yazıyorum çocuklara okuttuğumuz, özellikle meslekleri öğretirken mesela öğretmen kadın, işte ne bileyim doktor erkek yapmıyorum. Özellikle erkek uğraşıp erkek öğretmen bulun. Mesela neden öğretmenlik kadın mesleği gibi evet. böyle hani empoze etmeler. Dün geçen gün ben biraz böyle yazılıma da ilgiliyim, yazılım konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir araştırma çağımızın yaptım. Çağımızın mesleklerinden biri oldu evet, tabii. Belki evet. yanılıyorum ama kadın yazılımcı yaptığım araştırmada kaç yazılımcı var falan, böyle iletişime çalışıyorum. Henüz kadın yazılımcıyla karşılaşmadım. Belki var, beni affetsinler, bilmiyorum. Eşim şey dedi, benim bildiğim zaten kadınlar yazılımcı olmaz ki dedi mesela. Evet. Bizim erkekler de sekreter olmaz değil mi? Öyle alıştık. Öyle niye alıştık böyle? Bunu gibi. Yıkmamız evet. lazım. Bunu yıkmak evet. için bazı insanların rolleri budur, yani bu yaşam rolleri, evet. bu hayata gelme nedenleri ya da bu ülkedeki rolleri, bu düzeni değiştirmek evet. içindir. Bu açıdan Halkın Partisi çok değerli bir örnek. Ben bir eğitimci olarak böyle hissediyorum. Evet, kadın kolları, gençlik kolları ne durumdasınız, neler yapıyorsunuz? Biz tabii ki parti kurulurken böyle çok da geleneksel siyasi şeylere yönelmedik. Yani böyle işte kadın bizim için bir kol değil, yani partinin bir parçasıdır şeklindeydik. Ya da işte gençlik kol değil, gençlik yani PEME'de de parçasıdır. Bizim parçasıdır. Çok genç kişiler de zaten mesela parti çok meclisine girmişti. Biz onların girmesi için ya da onlara ayrı bir oluşum yapalım, onlar orada işte oyalansınlar şeklinde yapmak istemedik. Ya da diğer partilere baktığımızda kadın kollarının aslında daha çok
çay partisi düzenleyip işte onlar bir yerde çay içip bilet satıp ondan sonra da işte erkek figürlerini aday olabilmesi için desteklemek için oluşturulmuş gruplar gibiydi. Ve biz bunun bu şekilde olmasını istemedik. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin de ya da işte yaş mevhumunun olmamasını da çok önemsedik ki nitekim işte 30'lu yaşlarında bir İçişleri Bakanımız var, hem de kadın yani şu anda. Dolayısıyla böyle şeyler yapmadık ama ya da işte örgüt ve örgüt başkanlığının aslında çok kötü örnekler de oluşturabildiğini gördük. Yani bu örgütlerin, örgüt başkanlarının belli köylerde, belli şeylerde söz sahibi olması, siyasetin köylerin içine kadar, en küçük şeylere kadar, yerleşim birimlerine kadar girmiş olmasının aslında çok da olumlu bir yanı olmadığını düşündük halkımız açısından, toplum açısından. Ama aynı zamanda da tabii ki bir şekilde dediğiniz gibi yani halkın her kesimine, işte her köye, her bölgeye bir şekilde ulaşmak durumundasınız. Yaptığınız icraatları bir şekilde anlatmak, sesinizi duyurmak zorundasınız. O yüzden de tabii ki bazen işte bu örgütün ya da kolun olmamasının dezavantajları olabileceğini de gördük. Şimdi onları yavaş belki yavaş ederek uygulayabilirsiniz. Evet, daha entegre şekilde gitmeye çalışıyoruz. Belli bölgelerde temsilcilikler açtık. Şu anda sayıyı biliyor olmam lazım ama ezbere bilemeyeceğim. Özellikle ama, örgütleşme bir stratejik çalışmanın, yani örgütlenme stratejik çalışmanın bir parçasıdır. Stratejik çalışma yani planlamada. Yani günümüzde modern sektörün zaten bir ürünüdür. Yani batının bir ürünüdür. O yüzden onu o kadar belki hani bakış açımız şey olmayabilir, negatif olmayabilir ama hani kadın kollar dediğimiz ya da gençlik kollar dediğimiz ya da siz başka bir isim koyarsınız örgütleşme adına yapılan bu kolların, faaliyetlerin, çünkü büyüme, kurumsal büyüme için kollaşmak gerekli bir şeydir. Bunlar hani daha modernize ederek belki. Onu yapmaya çalışıyoruz şu anda. Yani dediğim gibi temsilcilikler açtık ama mesela bu temsilciliklerde herhangi bir örgüt başkanı yoktur. Yani o temsilcilikte üye olan herkes işte söz sahibidir, gidebilir, düşüncelerini söyleyebilir, sesini duyurabilir. Ve aynı zamanda bizim o bölgedeki halka ulaşmamıza ulaşmamızı sağlamak için de şey olabilir, bir kaynak olabilir. Yani o şekilde gidiyoruz. Dediğim gibi genç kişiler zaten hep parti meclisimizde her yerde varlar. Ama daha çok böyle bir düşünce grubu gibi bir şey de kurma şeyimiz var. Daha böyle akademik, entelektüel tartışmaların olabileceği bir oluşum yaratma düşüncemiz de var. Gençlerin de tabii ki. Çünkü biz biraz eğitimciler olarak gençlerle çok iç içeyiz. Tabii. Ben bir de dernekle tabii haşir neşir olduğumuz için gençlerle çok yakınız. O yüzden belki ben biraz daha böyle gençlere odaklanıyorum. Onlar istiyorlar sizlere gelip fikirlerini aktarmak, tabii, anlatmak, tabii. Paylaşmak. Ama o yönde zaten yani gerçekten şey konusunda haklı yani biraz çok ulaşılabilir. Yani ben mesela belki. Ben çok dikkat ediyorum yani bana gelen her telefon, her mesaja mutlaka geri dönüyorum. O yüzden yani ulaşılma açısından hep söylüyorum. Yani bir telefon kadar uzağız her zaman. Fiziksel olarak orada o an bulunamasak da en azından mesajla, telefonla, farklı sosyal medya mecralarında her noktada ulaşılabilir. Ama katılımlara da dikkat ediyorsunuz. Ben onun da farkındayım yani kesinlikle şey yapıyorsunuz. Evet. Şimdi Sayın Tufan Erhurman'ın sevdiğim bir kitabıdır. Kıbrıs'ın kuzeyinde yeni sol bir mesajımızda paylaşmıştık. Diyor ki solda diyor özgürlük yoktur. Ama sağda vardır. Çünkü bu özel okullara ve özel hastanelere karşı tutumunu sergiler. İşte bize sadece eşitlik vardır gibi bir yaklaşım sergiler. Ben de hep şeyi savunmuş bir insanım. Sosyalizmi çok seven, komünizmi çok seven bir insanım. Özellikle Rus tarihine ilgi duyan bir insanım ama eşitlikten ziyade adaleti benimsemiş bir insanım. Yani 16 saat çalışan biriyle günde 3 saat çalışan biri tabii ki eşit olmaması lazım. Ama verilen rakamlar adil olması lazım. Tabii ki işte ne bileyim ben çocuk yapmayıp kendini kariyere adamış bir insanla işte bir ev hanımının tabii ki geliri eşit olmayacak ama adil olacak. Yani. Halkın Partisi de gördüğüm kadarıyla
eşitliktir, özgürlüktür, işte sağdır soldur değil, biraz daha adalet duygusuyla, yani bizim bu ifade etmeye çalıştığımız yani hepsinin bir bütünüyle ve herhangi bir ideolojiyi, ki bize ait olmayan deriz zaten, yani bizim geçmişimizden gelen ideolojiler değil bunlar, yurt dışı kökenli ideolojilere hani mahkum olmadan biraz daha Kıbrıs Türk'ünün partisi olduğu gibi. Yanılıyor muyum? Eksik bıraktığım bir şey var mı? Şöyle, biz tabii Halkın Partisi'ni kurarken dediğiniz gibi ne sağ ne de sol olarak tanımlamadık kendimizi. Hatta partiyi kurduğumuzda gelen ilk eleştirilerden biri de oydu. Nasıl olur o? İşte sağ olmasanız, sol olmasanız nesiniz? İşte öyle olmaz, öyle yürümez, öyle kimse size destek vermez. Ama yani Kıbrıs'ta baktığımızda tabii ki yani dünyadaki sağ ve soldan bence daha biraz farklı bir durum var. Kesinlikle. Ülkemizde. Ülkemizde daha çok sağda veya solda olmak Kıbrıs konusuyla ilgili siyasi duruşunuzla alakalı aslında. Yani işte barış isteyen, çözüm isteyen ya da işte Güney Kıbrıs'la bir şekilde birleşip beraber Kıbrıs durumlarla beraber yaşamak isteyenler solcu. Yani gene çok şey, belki de eleştirilirim yani birileri beni dinliyorsa şey olarak. Yani çok genel olarak tanımlıyorum. Ama işte daha çok böyle işte KKTC'yi savunan, daha milliyetçi olan kişiler, sağcı gibi bir böyle genel şey var. Ya da işte çözümle ilgili belli eleştirilerde bulunanlar sağcı olarak yerleştirildiği bir genel şey var, kayda var ülkemizde. Halkın Partisi özellikle bundan uzaklaşmak istedi her zaman. Yani bunun içerisine girmek istemedi. Çünkü bizler için tabii ki Kıbrıs konusu çok çok önemlidir. Ama aynı zamanda da bunun ülkemizde gündemi çok uzun yıllar, çok fazla meşgul ettiğini, hatta bazen bizim kendimizin iç politikada belli şeyleri yerine getirmemizden de bizi uzaklaştırdığını gördük. Biz de sorun yani, değildi. Artık sorun oldu. Ben ona diyorum. Kıbrıs sorunu demeyelim. Evet. Kıbrıs konusu diyelim. Evet. Sorun değildi. Ama sorun işte oldu. Şimdi çözüm oluyordu. İşte çözüm olmadıydı diye biz bir şey yapamadıydık. Ya da işte şimdi çözüm olacaktı da bir şeyler değişecekti. Yani sanki de bizim elimizde hiçbir güç yoktur da ancak çözüm olursa birileri sihirli değnekle gelecek. O değneği değdirecek ve her şey bir anda çok güzel olacak. Ama maalesef aslında yani siz de bunu çok iyi bilirsiniz çalışkan bir insan olarak. Yani çalışmadan, uğraşmadan bir şeyleri değiştirmek için bir ağırlığınızı koymadan aslında hiçbir şey olmuyor. Ve aslında bir çözüm bile olsa bugün bizim kendi içimizde yapmamız gereken çok fazla iş var. Çözüm olursa daha da fazla hatta iş olacak belki de. Dolayısıyla yani bunun içerisinde kaybolmamaya biz özen gösterdik. Partimizi kurarken de iki temel ilke üzerine kurduk. Sosyal adalet ve iyi yönetim. Ülkemizdeki en büyük iki eksikliğin bu olduğunu düşündüğümüz için bu ilkeler üzerine partimizi kurduk. İyi yönetim, good governance ilkesi, yani İngilizce olarak söylersek, ülkemizde aslında hepimizin şikayet ettiği, işte gerek kamuda gerek yani birçok alanda gördüğümüz yönetimdeki eksiklikler, aksaklıklarıyla ilgili. Aynı zamanda sosyal adalet de, yani ülkemizde adalet mevhumunun çok ciddi anlamda zedelendiğini görüyoruz. Yani örneğin mesela vatandaşlıklar konusunda ülkemizde çok uzun yıllar işte bu ülkede yaşamış, vatandaşlığı fazlasıyla hak etmiş ama vatandaşlık almamış kişiler varken, işte daha adaya turist olarak gelmiş bir kişinin işte vatandaşlık alabildiğini gördük. Yani ve bu örneği aslında birçok alana da uyarlayabiliriz ve adalet mevhumu ciddi anlamda zedelenmiş ülkemizde. Ve toplumda bence bu büyük bir de yaraya yol açmıştır. Bunları değiştirmek, bunları dönüştürmek üzerine kuruldu aslında Halkın Partisi. Çünkü işte sağda da olsak, solda da olsak ya da işte Kıbrıs konusunda görüşümüz ne olursa olsun, hepimiz aslında bu ülkede, yani kuzey, bu adanın kuzeyinde yaşıyoruz. Ve aslında bu ülkede yapabileceğimiz
gelişmeler, değişimler, dönüşümler hepimizin de yararına olacak. Kıbrıs konusunda görüşümüz ne olursa olsun. Evet. Ve sonuçta eğer bu adada da bir gün bir çözüm olursa aslında biz burada daha iyi bir refah seviyesine ulaşırsak çözüme de daha çok yaklaşacağız. Biz hep bu ilkeyle yola çıktık ve bunu ben aslında çok güzel örnekleriyle de gösterdiğimizi düşünüyorum. Özellikle yasamada da dediğim gibi yani gerek katılımımızla ben idari komitenin de idari kamu ve sağlık işleri komitesinin başkanıyım. Orada da mümkün olduğunca verimli olmaya çalışıyoruz yasama açısından. Ama aynı zamanda özellikle yürütmede bakanlıklarda baktığımızda bence ne dediğimizi şu anda bakanlıklarda yaptığımız icraatlarla da gösteriyoruz. Gerek evet. İçişlerinde gerek ulaştırmada. Biraz epey yoğunlaştık. Onlar çok konuşamadık ama böyle kısacık gerek, bir süre vereceğim ona da. Evet, Dışişleri Bakanlığı'nda. Şeyleri çok güzel çalışmalar var çünkü yani onu da aktaralım. Biraz liberal gibi çıktı sanki hep ama dediğiniz gibi sonradan böyle kalıplara sıkışmaması bence de yani şahsi görüşüm güzel bir şey oldu. Çünkü bazı konularda duruşunuz daha sosyalizme yakınken bazı konularda daha sağ bir yani daha sol görüşte olduğunuz konular olabilir. Daha sağ görüşte olduğunuz konular olabilir. Ben de böyle çok kalıplara sıkışmama taraftarıyım. Evet, aynen ben de çok tanımlarla böyle kısıtlamamayı tercih Sayın ediyorum. Sayın Tufan Erhürman eleştiriyor bunu. Diyor ki ne sağcıyım ne solcu diye bir kesim var bizim Kıbrıs'ta diyor. Ben kitabımdan biraz yola çıkarak. Onları küçük burjuva olarak adlandırıyor. Diyor ki belki bir gün ben de burjuva olurum ümidiyle yaşayıp aslında var olduğu noktadan da aşağıya düşmemeye çalışan bir kitle var diyor. Onlar öyle değerlendirir diyor. Yani ben hiç onu öyle görmüyorum. Tam tersi. Yani ben aslında hep şunu hayatı söyledim. Hayatı çok siyaset olmayan insanlar bence aslında sanki öyle. Aynen o. Yani mesela delege benim olmayan, için en önemlisi olmayan. Olan toplumsal fayda nedir? Yani biz yaptığımız, evet. Ben yasamada da yani aldığımız her kararda yaptığımız her yasada toplumsal fayda için yani toplumun geneli için en iyisi ne olur? En doğrusu ne olur? Evet. İlkesiyle yola çıkıyorum. Halk için dediniz. Evet, o yüzden de evet. Halkın partisi oldu zaten. Ben aynen de katılıyorum. Öyle. Ciddi bir kitle vardır ki kendini sağ veya solda tanımlamayan ve hı-hı. Herhangi bir partiye mensup hissetmeyen insanlar vardır. Çok var. Ve dün ciddi bir kalabalık oldu BEDES'ten'de ama ben inanıyorum ki onunla kısıtlı değil. Yani herhangi bir işte parti etkinliğinde boy göstermek istemeyen, siyasette aktif olmak istemeyen ama icraata bakan, temiz siyasete bakan, güvenilirliğe bakan çok insan hep kendini yakın hissediyordur diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de Sayın Kudret Özersay bir yeşil ışık yaktı. Aslında bir nevi yani aday sız geçmeyeceğini bu sürecin çok büyük ihtimalle de kendisinin aday olacağını aslında dün müjdeledi halka. Ne düşünüyorsunuz bu Cumhurbaşkanlığı yarışında? Şimdi şöyle, parti meclisi tabii ki en son kararı verecek. Parti meclisinde bu konuda geçen haftalarda zaten konuşuldu, aslında bir süredir konuşuluyor. Bu gece de gene parti meclisi toplantımız var. Orada da bir nihai karar alınabilir diye düşünüyorum. Artık göreceğiz yani parti meclisinin toplantının gidişatına göre göreceğiz. Tabii ki Halkın Partisi'nin lideri Kudret Özersay biliyorsunuz 12 yıl müzakereci olarak görev yapmış. Uluslararası hukuk profesörü olan ve gerçekten şu anda ülkemizin etrafında gerek doğalgaz ve diğer konularla ilgili yani çok önemli bir noktaya girdiğimiz bu noktada bizi temsil edebilecek en iyi kişidir diye düşünüyorum ben. Evet. Yani gerçekten artık işinin ehli, işini bilen, iyi yapabilen kişilerin bizi temsil etmesi çok önemlidir. Dediğim gibi yani bunu zaten farklı mecralarda da görüyoruz. Halkın Partisi'nin de bunu gösterdiğini düşünüyorum ben müzakereler siyasette. Müzakereler konusunda çok tecrübeli biri dediğiniz gibi. Evet, çok tecrübeli. Çok uzun yıllar içerisinde bulunmuş. Dolayısıyla o deneyimin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. O açıdan da en iyi aday olduğunu düşünüyorum bu görev için. Tabii ki dediğim gibi parti meclisi en son kararı verecek. Evet. Ondan sonra da zaten gereken açıklama da yapılacaktır. Biraz o ışığı aldık yani dünkü konuşmada. Evet. Son karar parti meclisinin dendi ama yine de o müjdeyi sevenleriyle paylaşmış
oldu. Şimdi bu hükümet değişiminde çok böyle hızlı hızlı geçer ama vaktimiz kısıtlı. Çok şey de konuşmak isterim. Bazen ben de çok konuşuyorum program böyle söyleşi havasında diye ama bu hükümet değişiminde biraz tepki aldı Halkın Partisi ve ben biliyorum kendi içinde de bir miktar bir o dönem bir hayal kırıklığı yaşadı, bir üzüntü yaşadı yani halkın bu tepkisi karşısında ama şimdi toparlanıyor ve aslında haksız bir bedel ödediğini açıkladı dün Sayın Kudret Özersay da. Sanki o toparlanıyor ve biz haksız yere tepki aldık. Bunun karşısında durmak için bir girişimde bulunuyor gibi sanki. Biraz bundan bahsedelim. Yani tabii. Bu aldığımız tepki neydi, niçin alındı? Aslında siz verdiğiniz sözü yerine getirmeye çalıştınız ama yanlış anlaşıldı. Bir de özellikle İçişleri'de yapılan değişiklikler, yasalar, tüzükler de zaman zaman tepkilere maruz kaldı. Böyle çok kısa bir sürede bunu tabii bu toparlayın. İki soru yani çok derin bir saat alabilir ama biraz yönelimimize yani tolerans sağlayacak. Şöyle toparlamaya çalışayım. Tabii ki biz siz de programın başında bahsetmiştiniz. Halkın Partisi olarak hep böyle tek başımıza iktidar olmayı hayal ettik. Ve birçok da şey söyledik, tek başımıza iktidar olabilirsek neler yapabileceğimizle ilgili. Ve gerçekten de şu anda tam iki senedir meclisteyim ve gerçekten de görebiliyorum ki tek başına iktidar olmak tabii ki muhteşem bir şey olurdu. Çünkü bir koalisyonda bulunduğunuzda ancak koalisyon ortaklarınızla uzlaştığınız noktalarda ilerleme kaydedebilirsiniz. Tek başınıza olursanız tabii ki istediğiniz adımları çok daha rahat atarsınız. Dolayısıyla tabii ki koalisyonda bulunmanın yapmak istediğiniz, atmak istediğiniz adımlarla ilgili biraz da yavaşlatıcı bir faktör olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Zaten değişim bence çok zaman alan ve sancılı bir süreç. Dolayısıyla da tabii ki halkımızı ben çok iyi anlıyorum. O kadar çok olumsuzluk yaşandı ki yıllardır. Artık sabırsızız. Yani bir değişim olacaksa görmek istiyoruz. Çünkü yani bu kadar senedir olmuyor bir şey. Yani işte hemen görelim, hepsini görelim şeyi var. Onu da çok iyi anlıyorum ben. Ama değişim bence yani istesek de istemesek de yavaş ve sancılıdır. Ama ben o değişimin başladığını görüyorum. Birçok farklı örnekle de bunu anlatabilirim. İcraatlar konusuna geldiğimizde de anlatırım. Yıllardır yapılmayanlar yapıldı mesela. Hükümet tüzüğünü inceleyen aslında yani eleştirileri değil de gerçekten tüzüğü mantıklı bir şekilde okuyan yani biraz da işin içinde olan aslında çok güzel bir değişimle karşı karşıya olduğumuzu söyler. Şimdi ona da geleceğim ama önce şu koalisyonlardan bahsetmek istiyorum. Yani çok önemli. Gerek dörtlü koalisyon. Gerek de şu anda içinde bulunduğumuz UBP-HP koalisyonu. Sonuçta biz Halkın Partisi olarak %17 oy aldığımızda dediğim gibi bir hayal kırıklığına uğradık. Ha, şu anda ben de yani bunun ilk seçimimiz için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ama %17 ile ne yapabiliriz diye konuştuk kendi aramızda. Ve ilk etapta o zaman özellikle yani sonuçta hükümette olmamızın ve yapmak istediğimiz şeyleri, atmak istediğimiz adımları atmak için en azından bir başlangıç yapmamızın önemli olduğuna karar verdik. Yani muhalefette kalmaktansa hükümette olmayı seçtik ki şu anda bütün yaşadıklarımızdan sonra çok net görebiliyorum ki aslında muhalefette kalıp sadece oturup eleştirmek çok daha kolay olurdu. O kolay olandı. O kolay olanı yapmadık ama çünkü hepimizde de bir çalışma azmi, bir şeyleri değiştirme, dönüştürme azmi vardı. Ve o yüzden hükümette olma yönünde karar verdik. Ve tabii ki dörtlü hükümette, dörtlü koalisyonda, o koalisyonda olmayan partiler tarafından eleştirildik. Şimdi de UBP-HP koalisyonunda onun dışında olan partiler tarafından eleştiriyoruz. Dolayısıyla genel olarak hep bir eleştiriliyor olmamız bence çok da sürpriz bir şey değil bu durumda. Tabii siz belki de bu kadarını tahmin etmemiştiniz. Yani hem tabii ki bu koalisyon kadar zor bir süreçti. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani şunu ben gerçekten hiç tahmin etmemiştim ve buna birazcık şaşırıyorum. Ha bunun biraz da sosyal medyayla alakalı olduğunu da düşünüyorum ama şöyle bir durum var. Ben naif bir şekilde düşünmüştüm ki biz iyi şeyler yaptıkça
toplum da bizim arkamızda olacak, çıkacak ve diyecek ki aferin ne güzel, bak HEPA'ya ne güzel şey yapmış. Ama görüyorum ki bunu söyleyen kişiler var ama onlar genelde sessiz evlerinde oturup izliyorlar. Ama mesela sosyal medyada hep böyle bir eleştiri bombardımanı içerisinde. Hatta geçen gün çok güzel bir haber açıklandı. Seyri sefer ödemeleri artık online yapılabilecek dendi. Bu ülkede en çok şikayet ettiğimiz şeylerden birisi seyri sefer ödemek için o araç kayıtta beklenen sıralar saatlerdi. Ben düşünürdüm ki biri çıkıp da Ulaştırma Bakanlığı seyri sefer ödemeleri artık online yapılabilir dendiğinde herkes bize yani tebrikler yağacak mesela. Ama onun yerine bakıyorum mesela haberin altında bir sürü eleştiri. Şimdi biz bunu neden eleştiriyoruz? Yani iyi yapılan şeyleri neden eleştiriyoruz? Bunu gerçekten anlamıyorum ve o açıdan dediğim gibi yani naifçe ben düşünmüştüm ki böyle durumlarda aslında daha çok olumlu şeyler alacağız ki bu sosyal medyada da olsa yani görülecek şeyde de olsa. Tabii bunun biraz da genel olarak hem ülkemizde hem de dünyada gelişen linç kültürüyle de alakası olduğunu düşünüyorum. Yani bir linç kültürü giderek büyümekte ve bu dünya için bence çok tehlikeli bir şey. Ülkemiz için de çok tehlikeli bir şey ve çok dikkat etmemiz ve bunu mümkün olduğunca önüne geçmeye çalışmamız gerekir diye de düşünüyorum. Bununla beraber yapılan değişiklikler, şimdi ülkemizde çok uzun yıllar birçok konuyla ilgili hiçbir şey yapılmamış. Örneğin öğrenci izinleri 2009 yılından itibaren yasal olarak mecburi olmasına rağmen gelen hiçbir öğrencinin izin alması gerekmemiş ülkemizde. Elini kolunu sallayarak öğrenci girmiş, gitmiş bir üniversiteye kaydolmuş. Sonra öğrenci midir değil midir kimse takip etmemiş. Onlar kara paramı aklamış, neyimi yapmış, sağlık testleri yapılmamış. İşte yani ne yapmış, nereye gitmiş, nerede çalışmış kimsenin haberi olmamış. Ve böylece biz bir 10 yıl kadar yaşamışız. Sonra dörtlü hükümet döneminde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars olunca dedi ki yani bu yasada bunun yeri var. Muhaceretin haberi olması gerekir. Eğer bu ülkeye birisi öğrenci adı altında geliyorsa muhaceretin bunu bilmesi gerekiyor. Muhaceretin bunun takibini yapabilmesi gerekiyor. Ve biz bir online sistem kuracağız ve artık öğrenci kayıtları zorunlu olacak. İlk başta böyle bir tabii ki sarsıldı ortalık. Ama şimdi öğrenciler öğrenci kaydı yaptırmak zorunda, sağlık testini yaptırmak zorunda. Bütün bunlar online bir şeyle takip edilebiliyor. Üniversite, muhaceret, Sağlık Bakanlığı hepsi birbirini görebilecek bir sistem oluşturuldu. Yok aslında. Ve siz benden daha iyi bilirsiniz adını ve uygulamasını tabii. Tabii yani Yüksek Öğrenim Dairesi Müdürü Sayın Ziya Sütlü benim de eş başkanım. Hı-hı. Ve Milli Eğitim'de evet. Katkılarını unutmamak lazım. Birlikte çok güzel bir çalışma oldu gerçekten. Evet, ne Ayşegül güzel. Hanım çok destek sağladı. Evet, tabii ki çok değerli bürokratlarımız da var yani emek veren birçok dairede. Ve ne güzel, şimdi artık öğrenci kayıtları çok var güzel, ve eskiden mesela rastgele bizlerdi ki işte öğrenci sayımız 100 bindir ama onun aktif, gerçekten pasif, ne olduğunu bilmezdik. Şimdi i̇şte şimdi galiba belli. 67 yani net bir rakam da var evet. O kayıt sisteminde. Bununla beraber mesela 67 yıldır yapılmayan muhaceret tüzüğü bu yıl yenilendi. Ve ondan sonra gördük ki örneğin bu ülkede 30 yıldır yaşayan turist vizesiyle 30 yıldır bu ülkede kalan kişiler var. Bu kişilerin hiçbir şekilde kaydı yapılmamış. Nerede yaşar, nerede çalışır, çalışır mı, çalışmaz mı, vergi öder mi, ödemez mi, çocuğu okula gider mi, ne yapar? Yani hiçbir okullarda şey bilinmemiş. Okullarda da bu yüzden çok sorun yaşanırdı. Tabii öğrenci ki, sayısından kaynaklı. Tabii şöyle bir şey de var. Mesela gene bu muhaceret tüzüğüyle, muhaceret ve vizeler tüzüğüyle, bu sene geçen, yürürlüğe giren muhaceret ve vizeler tüzüğüyle şu da yapılmaya başlandı. Artık çalışma izniyle bu ülkede çalışan kişilerin çocuklarının da kaydı yapılmaya başlandı. Bu neden? Çünkü biz daha önce bu kaydı yapmadığımız için 18 yaşının altındaki kişilerinin kaydı zorunlu değildir dedik. Dolayısıyla ne oldu? Eylül'de okul açıldı ve biz okullarımıza kaç kişi kayıt yaptıracak bilmedik. Kaç yaşında kaç çocuk var bilmedik örneğin. Ve bütün bunlar aslında bu muhaceret ve vizeler tüzüğündeki şartlarla bir düzene giriyor. Yani artık bu ülkede
çalışmak için geliyorsanız, çalışma vizesiyle gelmek zorundaysanız, eğer sadece ikamet ediyorsunuz, örneğin bir babaannesiniz, 65 yaşındasınız, torunlarınıza bakıyorsunuz ama bu ülkede yaşıyorsunuz, bir ikamet izni almanız gerekecek. Bundan önce 60 yaşın üstünü hiçbir şekilde kaydetmiyorduk. 60 yaş üstü kaç kişi var bilmiyoruz, 18 yaş altı kaç kişi var bilmiyoruz. Çalışan, çalışmayan öğrenci, yani hiçbir şey bilmiyoruz. Ondan sonra da işte nüfus sayımın için yapmıyoruz diyoruz. Yani aslında nüfus sayımından çok bizim bu gibi verilere ihtiyacımız var. Biz bunları bilirsek zaten o nüfusu da olur. Tabii ki bu planlamayı da çok kolay yapabiliriz. Evet. Yani eğitimde kaç okul, kaç sınıfa ihtiyacımız var, sağlıkta neye ihtiyacımız var. Bu planlamayı işte belediye hizmetleridir. Evet, hepsini çok de çok önemli. Daha kolay planlayabiliriz. Bununla beraber örneğin mesela biraz da imar planından bahsetmek istiyorum. Bugüne kadar hep şikayet ettik. Emirnamelerle yönetildi ülke dedik. Emirnameyle yönetim olmaz dedik. İşte planlı bir yaşam istiyoruz dedik. Ve Ayşegül Baybars geldiğinde zaten Girne Çatalköy imar planı hemen hemen bitmiş durumdaydı. O hemen yürürlüğe girdi. Gerçi Girne için tabii çok geç kalınmış bir imar planıydı o ve Girne'ye verilecek zarar zaten çoktan verilmişti birçok emirname değişiklikleriyle. Ama biliyorsunuz şu anda gündemde olan Gazi Mausa İskele Yeni Boğaziçi imar planı var. Bu da 2016'da çalışmaları başlatılmış bir plandı. Ama Ayşegül Hanım bunu ülkemizde aslında en büyük imar planı bu, en geniş bölgeyi kapsıyor ve imar planı yapılırken bu işte imar planının da yapılacağının bilinmesiyle kontrolsüz bir şekilde yapılanma olmasın diye bir emirname geçirildi dörtlü hükümet döneminde, bir senelik bir emirname ve denildi ki bu süre içerisinde başka inşaat yapamazsınız ta ki biz bir plan program yapalım ki planlı büyüyelim. Ve bir söz de verildi ki Aralık 2019'da bu emirnamenin süresi bitecek. Biz de imar planını bu sürede bitireceğiz ve imar planıyla daha planlı olarak bu bölge büyüyebilecek. Ve söz verdiği gibi de, yani aslında eskiden bilirsiniz çok sözler verilir ve tutulmazdı. Gerçekten de bir bakan söz verdiği gibi imar planının Birleşik Kurul'da 30 Aralık'ta oy birliğiyle onaylanmasını da sağladı. Bayağı bir katılımcı bir süreç izlendi bu imar planıyla da ilgili. Yani biz dediğim gibi söz verdiğimiz ve hepimizin de hayal ettiği bu düzeni kurmak için adımları atıyoruz. Değişim sancılıdır çünkü bunların etkilerini biz aslında çok daha sonra göreceğiz. Yani belki bugün şu an somut olarak bak işte ben planladım burada güzel bir iskele var diyemiyor, yani bu sözde kalıyor ama zaman bunu zaman içerisinde uygulamada görüyoruz. İnşallah veya bu imar planı zaten yürürlüğe... Ayşegül Hanım'dan bir ara almak isteriz uygun bir zamanda. Tabii yürürlüğe girmezse ne olacağını da göreceğiz. Dolayısıyla yani söz verdiğimiz gibi belli değişiklikler için adımları atıyoruz gayet kararlı ve cesur bir şekilde ve o yüzden de bazen de eleştirilebiliyoruz tabii ki dediğiniz gibi çünkü o kadar plansız ve programsız yaşamaya alışmışız ki şimdi mesela birisi geliyor işte niçin yani ben annemi kaydettirmek zorundayım tamam da yani başka bir ülkeye gitseniz yani hayır Amerika'ya gitseniz 65 yaşındasınız diye keyfi bir şekilde yaşayabilir misiniz? Evet. Ya da Avrupa'da ya da herhangi özendiğimiz işte İskandinav ülkelerinde veya nerede? Evet. Yani hiçbir ülkede 90 günden fazla turist vizesiyle kalamazsınız. Dünyanın bu hiçbir yerinde yoktur. En azından takdir ettiğimiz bu gelişmiş ülkelerde. Ben son sözlerinize geçmeden önce çünkü izleyicilerimiz ısrarla yazdı vaktimizde doldu kapatmamızı bekliyorlar. Ama hızlıca yorumları da aktarmış olayım. Alev Çağrı iyi yayınlar. Salahattin İskifoğlu iyi yayınlar. Demiş devam ediyorum. Recep San verdi iyi yayınlar dilerim her şey gönlünüzce olsun demiş. İnci İnanç iki genç dinamik sevilen ve liderlik vasfına sahip güzel kızımız yolunuz açık olsun sizleri kutlarım demiş. Sema Benlican iyi yayınlar başarılar dilerim. İbrahim Katmer Cemil hocam iyi yayınlar. Jale Hanım ve birkaç vekili beğenirim da
HP'nin genel olarak partilik anlayışını anlamadım. Organize değiller gibi demiş. Yalçın Kaya, iyi yayınlar Cemre Hanım, Sayın Vekilim Cale Hanım'a başarılar dileklerimle Yalçın Kaya Yeşiltepe Muhtarı demiş. Selamlar muhtarımıza. Evet, Müslüm Güçler, Sayın Cemre Akar Hanım ve konu Sayın Jale Rogers Hanım, iyi yayınlar. Cemre Hanım, sizin HP'yi beğendiğini biliyorum. Ama herkes sizler gibi düşünmez. HP'nin diğer partilerle aynı sırada olması için bizlerin esnafın yanına inmesi lazım. Ziyaret etmesi, hal hatır sorması lazım ki değil mi? Biz de derdimizi yanalım. Bakın UBP'li bakanlar, vekiller, sayın başkan hep geliyor. Lütfen aktarın hocaya yorum lütfen demiş. Hoca da vakit bulup inecektir diye düşünüyorum. Hayır, nerede diyor kendisi acaba bilmiyorum ama dediğim gibi biz mümkün olduğunca bunu da yapıyoruz. Hatta esnaf ve zanaatkarlarla aslında tam tersine çok iç içe de çalışıyoruz. Hatta oda yasalarını yaptık. Evet. Geçen dönem çok da aslında çatışmalı ve zorlu bir süreçti o da. Şimdi ama bazı partilerde biraz fazla indiği için halkın içine. Bu defa sizin az görünmüş olabilir. Olabilir Semah Akbenlican, evet, harika bir ekip olduğunuzu mecliste de örneklerini görüyoruz. Özellikle Gülşah Sanler oldukça koruyucu ve destek verici bir örnek sergiliyor. Hepinizi kutluyorum. Başarılı işlere imza atmak sizin samimiyet ve çalışkanlığınıza kesin ve katidir. Tekrar başarılar diliyorum demiş. Semah Akbenlican, sevgilerimizi iletiyoruz. Fatma Hasan hazırlar. İyi yayınlar Cale Hanım demiş. Ali Seven birkaç defa yazdı, o yüzden bir tanesini okuyayım. Sayın vekilime rica ediyorum bir an önce diyor asgari ücreti görüşün, geçinemiyoruz demiş. Açız yani demiş. Eminim zaten Çalışma demiş. Bakanlığı değil mi? O asgari ücret komisyonu var. O toplanacak zaten şimdi. 2500 lira maaşla 3 çocuk nasıl geçineceğiz? Asgari ücret 2500 demiş. Değil ama 2500 lira alıyorsa orada, evet, bir sıkıntı var. Tabii. Evet, 2500'ün üstünde bir rakamda. Tabii 3500'dür şu anda. Onu söylemiş. Serdar Karabulut demiş ki online sistemde bir maliyet azalması olur, neden halka yansıtılmıyor demiş. Online ödemeleri kaç defa denedi bu ülke bilmiyorsunuz, devam ettirebildiğiniz zaman başarı olur bu demiş. Bu online sistemde bir maliyet azalması olur, bu neden halka yansıtılmıyor orada demiş. Aslında onunla ilgili de bir çalışma olduğunu biliyorum ben. Yani böyle bir %10 kadar bir azalma olmasıyla ilgili de bir çalışma yapıldığını biliyorum ben. Ve diğer tüm izleyicilerimize teşekkürlerimizi sunalım. Çünkü süremiz doldu. Kapatmak zorundayız. Çoğuna cevap veremeyeceğiz maalesef bu seferlik. Ama en kısa zamanda tekrar bu keyifli sohbet için sizi davet etmek isteriz. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrardan hayırlısı olsun 4. yılınız. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem iktidarda hem de bundan sonraki süreçte bizler de Halkın Partisi'ne başarılar diliyoruz. İyi dileklerimizi sunuyoruz. Evet, 360 derecede bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine saatlerimiz 15.10'u gösterirken Diyalog TV ekranlarında sizlerle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın, sağlıklar kalın.